Eski Zonguldak Belediye Başkanı Zeki Çakan bu defa Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Milletvekili adayı olarak geldi belediye binasına. Başkan Muharrem Akdemir ve belediye personeli tarafından çok sıcak şekilde karşılanan Çakan ilgiden memnundu. Belediye Başkanı Akdemir ziyaretinde önemli mesajlar verdi. İktidar olduklarında belediyeleri şu partili bu partili diye ayırmayacaklarını belirterek her türlü desteği vereceklerini söyledi. Çünkü 34 yaşında bu şehirde Zonguldak'ta Zonguldaklı hemşerilerin bana çok önemli bir görevi verdiler, tevdi ettiler. 34 yaşınızda o sorunun altından kalkar mısınız, kalkmaz mısınız düşüncesi hakim olmadan bu sorumluluğu veriyoruz. Bu bunun altından kalkacaktır. Hatta ve hatta yetkiden fazla kendini sorumlu tutacaktır imajıyla ben o koltuğa 34 yaşında oturdum. O günlerdeki siyasi atmosfer, açık net söylüyorum, bugünlerdeki siyasi atmosferden çok daha farklıydı. Özellikle siyasiler birbirlerine karşı daha sevgili ve daha saygılıydı. İnkumunda asfalt yok, İnkumunda bazı elektrik, altyapı, bir sürü meseleler var. Milletvekiliyken, grup başkan vekiliyken buranın asfaltını nasıl yaparız? Buraya nasıl yardımcı olabiliriz? Onu yapmaya özen gösterdik. Nasıl oluyor da anlamıyorum. Seçimle göreve gelmiş bir kişi sadece genel yönetici olarak siyasi partisinin menfaati veya puan alayım, diğer ben şehre gelen hizmetleri engelleyeyim veya yardımcı olmayayım havasında olabiliyor. Allah nasip eder de ben milletvekili olursam sayın belediye başkanıma elimden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışacağım. Çalışacağım sadece hangi partiden olursa olsun. Zonguldak'ta belediye başkanı, yerel yönetici olanların tümüne bunu yapmaya özen göstereceğim. Başkan Akdemir ise Çakan'a başarı diledi. Gayet medeni bir şekilde adaylar kendilerini tanıttılar, tanıtıyorlar. Ve seçimlerde bir tane birinci olacak tabii. Bunu da herkes o gönül rızası içerisinde kabulleniyor. Ve bu şekilde gidiyor. Ben özellikle sizin nezdinizde Zonguldak'ımız için hayırlı olsun diyorum. Güzel hizmetler olacaktır. Zaten geçmişte özellikle belediye başkanımız döneminde ve genel müdürümüz döneminde, bakanımız döneminde sadece Zonguldak değil Türkiye bundan etkilenmiştir. Çakan daha sonra belediye katlarını gezerek personelle tek tek tokalaştı, kucaklaştı, destek istedi. Merhaba. Ananın aksi gibi helal olsun. Çok adamlar işe aldık. Şu var, ne mutlu ki almışız, ne mutlu ki bir iz bırakmışız. İnşallah bizden sonra gelenler de aynen devam ettiler. Tabii yardımcı olmaya çalıştılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Devam edin. Sağ olun. İyi başkanım. İyi, evlilikler nasıl? İyi yani. Selam var size. Ellendirelim. Zeki Çakan'ın bir sonraki durağı ise Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şubesi oldu. Çakan, Başkan Hüseyin Memiş tarafından karşılandı. Ziyarette emeklilerin sorunları, beklentileri konuşuldu. Çakan, emeklilerin çektiği sıkıntılara dikkat çekerek destek sözü verdi. İşçi emeklisi başta olmak üzere işçilerimizi düşünmeyen bir iktidarın iktidar olması ve iktidarda kalması arkadaşlarımız tarafından mümkün görülmediğini ve bu konuyla ilgili şikayetler dile getirildiğine göre o zaman arkadaşlarımızı ve işçi emeklilerimizi bu iktidarı desteklememesi lazım. Doğru mu? Doğru söylüyorsunuz. Biz alternatif olarak Milliyetçi Hareket Partisi başta genel başkanımız olmak üzere biz alternatif olarak iktidara yürüyen bir parti olarak biz bu meselelere çözüm bulabilmek için adayız. Bu meseleleri gündeme getirebilmek için adayız. İşçimizin geçmişte dertlerinde çözüm bulmaya, emeklimizin dertlerinde çözüm bulmaya çalışan ve gelecekte de bu sizin belirttiğiniz hususlara çözüm bulabilme mücadelesi vereceğimizi açıklıkla ifade ediyorum.